Geçenlerde bir vatandaşımızın sumakla ilgili sorusu üzerine yoğun bir araştırma yapmak zorunda kaldım. Sumakın özellikleri, faydaları nedir vesaire diye. Evet, bu arada sumakın 320 bin orak değeri olduğunu gördüm. 320 bin orak, yani serbest radikalleri yok edici orak. Karanfil daha fazla. 330 bin. Zerdeçal 159 bin. Oregano 200 bin. Evet, bu içmiş olduğumuz bitkisel çayda bir çay kaşığı sumak, çay kaşığının ucu kadar az bir miktarda da karanfil var. Orak nedir diyeceksiniz? Radikal oksijeni emme kapasitesi. Nedir bu? Serbest radikal. Şimdi şöyle bir çizelge yaptım. Ne yersek yiyelim. Besinler, yemiş olduğumuz besinler. Yağlar, karbonhidratlar, proteinler hepsi neye dönüşür? Bir kısmı amino asitlere dönüşür, proteinler. Geri kalanı şekere dönüşür, glikoz. Glikoz oksijen tarafından, yani şeker oksijen tarafından yakarak enerjiye dönüş. Enerji. Hepsi bu kadar mı? Yok. Artı tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar enerjiye dönüşür. Artı asit ortaya çıkar. Artı serbest radikaller. Ne görüyoruz serbest radikal? Hidrojen peroksit. Hidroksit süper oksijen anyonu. Evet, bu serbest radikaller nedir? Çok 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 tehlikelidir. Bu serbest radikalleri bünyemizin nötrleştirmesi gerekir. Neyle? Antioksidanlarla. İşte bu serbest radikalleri, oksijeni, tehlikeli olan bu, radikal oksijeni emme kapasitesine orak denir. Oksijen glikozu yaktıktan enerjiye dönüştürdükten sonra ne olur? Çok tehlikeli bir madde olur. Evinizdeki köpeğin kuduz olması gibi. Ne yapar? Saldırır. Nereye? Hücrelerin DNA'sındaki elektronları almaya çalışır. Saldırır. Ve böylece damar sertliği, kalp damar rahatsızları, kanser, Alzheimer, şeker hastalığı, aklınıza gelen bütün hastalıkları bu serbest radikaller tetikler. Çünkü vücudu bozuyor. DNA'dan, RNA'dan ne yapmaya çalışıyor? Elektron almaya çalışıyor. Amerikalılar, Amerikan Tarım Bakanlığı, bu serbest radikalleri yok etmek için oksijen diyeti diye bir formül geliştirmiş. Oksijen diyeti antioksidan oranı yüksek olan besinler sıralamış. Karanfil tozu 330 bin. Sumak 320 bin. Aronya kapsülü üretecektim. Vazgeçtim. Neden? 16 bin. Bunun yerine Akai üreteceğim yakında inşallah. Birleşiminde Akai'nin sumak, karanfil, tarçın. Tarçın da 270 bin orak değeri. Evet. Biz zaten tarçın
159 bin orak değeri üretiyoruz da sırf bu serbest radikaller için. Oregano 200 bin. Bu da glutatyon, glutatyon farklı. Hem serbest radikalleri yok eder, hem her türlü zehiri, toksik maddeyi emici, absorbe edici. Vücudumuzda ortaya çıkan serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler, süper oksijen anyonları vücudun hücre yapısını, dokusunu bozar. Oradan elektron almaya çalışarak çok çok tehlikeli hastalıkları tetikler. Kanser, Alzheimer, kalp damar hastalığı, tansiyon, şeker, böbrek etmesi, aklınıza gelen bütün hastalıkları tetikler. Bütün bu hastalıklara karşı önlem olarak ne yapmak gerekir? Doğru beslenmek, oksijen, serbest radikal, serbest oksijeni emme kapasitesi yüksek olan besinler bunlar. Orak yüksek, bunlara orak değeri denir. Ben sumakın bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. İşte internette bir video göndermişler, baktım. Klinik araştırması olmadı mı incelemiyorum. Yıllar önce incelediğimde klinik araştırması yoktu. Fakat bu arada klinik araştırmalar yapılmış. İşte şuna iyi gelir, buna iyi gelir ve gripe iyi gelir vesaire vesaire diyorlar. Dedim ben bir deneyim ve araştırayım. Araştırdığımda kolesterol, lipid, trigliserit iyi geldiği klinik araştırmasında belgelenmiş. Obeziteye iyi geldiği klinik araştırmalarda belgelenmiş. Griple ilgili bir şey yok. O belki de o da yapılabilir. Bir çay yaptım, bitki çayı, bir çay kaşığı sumak. Bu çay kaşığının ucu kadar az bir şey karanfil kattım. İçiyorum. Herhangi bir bitki çayına sumak ve karanfil. Şimdi Amerikalıların yeni keşfetmiş olduğu oksijen diyetini atalarımız 18 bin yıl önce yuvarlak hesabederim tatbik etmişler. Ne zaman? Milattan önce 16 bin yılında başlamışlar doğru beslenmeye. Sumak kullanmışlar, karanfil kullanmışlar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Biz Amerikalıların yeni keşfetmiş olduğu şeyi biz yıllardır kullanıyoruz. Lokantaya gittiğiniz zaman vatandaş etli yemek olursa sumak katıyor. Sulu yemek olduğu zaman yediğinizde dışarı çıkarken karanfil ikram ediyor. Zannediyorsun karanfili bu adam niye ikram ediyor ya? O bilmiyor tabi. Usulden veriyor karanfili. Bulunuyor her lokantada. Zannediyorsun ki karanfil ağız kokusu için. Sindirim için, sindirim. Ortaya çıkan toksik maddeyi karanfildeki radikal oksijeni emsin, vatandaş rahatsız olmasın. Yani Oğuzhan bu bilinen Metehan değil. Oğuzhan Metehan'dan daha önce 4000 yıl önce yaşamış olan Zülkarneyn aleyhisselam. Muhtemelen Türklere gelen bir peygamber. Bana göre ta ona dayanıyor bu işler. Yani bir peygamber işi. Türklerin zaten Müslümanlıktan önce gök tanrıya inanıyorlardı vesaire. Yani ta o inancı devam ettirmişler. Orta Asya'da yani Türkistan, Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a yakın bir yerde bir şehir buldular, Anav diye. Bu şehirde kumlar altında kalmış. Çanak, çölmek, tekstil, tarım, araç gereçleri, her şey. Bundan 100-150 yıl öncesine yakın bir medeniyette yaşamışız. Milattan önce 16 bin yılında Anav şehrini kurmuş Türkler. Dünyanın en eski medeniyeti. Bütün alfabeler buradan türemiş. Sümerler Orta Asya'dan Orta Doğu'ya getirmiş. Orta Doğu'dan bütün dünyaya yayılmış medeniyet. Evet. Yani Amerikalıların bulmuş olduğu oksijenli diyeti
O rakı Türkler yıllardır biliyor ve kullanıyor. Etli yemeklerde sumak, sulu yemeklerde karanfil kullanıyor. Muazzam bir şey. Ortaya çıkan serbest radikalleri ne yapıyor? Radikal oksijeni emiyor, absorbe ediyor. Orak değeri, her besinin orak değeri vardır. En yüksek karanfil, sonra sumak, efendim, arkasından tarçın, oregano, zerdeçal 159 bin, oregano 200 bin. Şimdi yakında bir ürün daha üreteceğiz inşallah. Akai. İçerisinde orak değeri en yüksek olan bütün tıbbi bitkilerden. Evet. Hızlı yaşlanmayı önlemek için. Geçenlerde dediğim gibi tavsiye etti vatandaş. İyi geliyormuş diye. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı bir bardak suda demledim, çay gibi içtim. Bir yudum içtim. Hafif başım ağrıyordu. Grip, normal korona değil de normal grip. Ama böyle ben onu umursamıyorum. Kendim üretiyorum, kendim kullanmıyorum. Aklıma gelirse arada sırada kullan. Hafif bir baş ağrısı vardı. Bir yudumda baş ağrısı diye bir şey kalmadı. Şak diye geçti. Hayatımda bu kadar hemen etki yapan hiçbir bitki görmedim. Sumakın bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum şahsen. Öğrenmiş oldum. Evet, sumak, karanfil, en yüksek antioksidan, orak değeri en yüksek olan 330 bin karanfil, 320 bin. Bu nedenle mutfağınızdan karanfil, sumak eksik etmeyin. Aronya sadece 16 bin. Mutfağınızdan eksik etmeyin. Vücuttaki asit ve serbest radikal oranı yükselirse ne olur? Beyinde basınç oluşur. Her türlü mikroba karşı açık hale gelir. Serbest radikaller